Efendim, Sosyal Medyatik TV ekranlarına hoş geldiniz. 17 Nisan 2022 günlerden pazar, saatlerden de 22.45-22.50 civarı efendim. Biraz önce TFF 1. Lig'in 32. hafta karşılaşmalarının perdesi de Eyüpspor'la Eyüpspor'la 2 berabere biten karşılaşmayla kapandı. Biz de şimdi bir Samsunsporlu bir Eyüpsporlu karşı karşıya geldik. Hem bu maçı konuşacağız hem öğleden sonra oynanan ve Ankara Gücü'nün 2-0 galip bitirdiği Adana Spor maçına da biraz değiniriz. Sohbetimize başlayacağız tabii. 2-2'lik bir beraberlik var hocam. Samsun Spor çok uğraştı ama olmadı. Ben ilk önce istersen maç muhabbetine geçmeden sözü sana bırakayım da bir herkese bir selamla bir defa. Hocam, İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan hayırlı geceler diliyorum. Kardeş payı oldu. Birer puan paylaşıldı. Ama kimin hakkı dersen maç Samsun Spor'un hakkıydı. Benim şahsi görüşüm. Yani iyi bir Samsun Spor gördük. Mücadele gücü yüksek. Ama hocam işte bu maçlara gelinceye kadar sezon başı planlamasını da doğru yapmayan bir Samsun Spor gördük. Yani bugün çıkan 11'e oyuncu değiştirecek alternatif bulamadı. Ve oyuncuların farkındaysan 80. dakikalarda golden evvel ayaklara kramp girmeye başladı. Şimdi biraz sonra detaylarıyla bunu görüşeceğiz, konuşacağız. Ama beraberlik tabii Eyüpspor'a yaradı. Evet. Şöyle yaradı. Eyüpspor aslında bir anlamda kazansaydı hani ilk ikiyi hesaplarını sağlamlayacaktı. Şimdi ilk iki konusunda biraz şey yaptı hani o hesaptan biraz uzaklaşır gibi oldu ama Samsunspor'u da arasındaki farkı, Samsunspor ve Manisa FK ile arasındaki farkı da hani korumayı başardı. 8 puan mı var? 8 puan bir maç farkı. Bir maç fazlası var hocam Eyüpspor'un. Samsunspor'dan bir maç fazlası var. Valla işte Samsunspor'un kadro derinliğine baktığımızda bir de ne zaman Samsunspor maçı bakıyorum 33. hafta karşılaşması Perşembe günü 17'de. Evet, Perşembe 17'de Adana Spor'la oynayacak. Ondan sonra da ligin en çok koşan takımlarından birisi Altın Ordu'yla da Pazartesi günü oynayacak. Yani bu kadronun yedek kulübesi bu kadar zayıf olan Samsunspor'un bu karşılaşmalarda hani 6 puan çıkartabilir mi? Ben doğrusu çok emin olamıyorum tabii. Yani ama Eyüpspor'dan da şöyle emin olamıyoruz. Eyüpspor bugün iyi bir Eyüp yoktu yani. O da bir gerçek. Özellikle ikinci gol biraz tesadüfi, yani şans eseri geldi. Kesinlikle hocam, buraya yazmışım zaten. Tesadüfi gol diye de buraya notuma yazmışım hocam. Eyüp'in ilk golü de Samsunspor'un galibiyet sevincini daha sindirememesi, işte bir anlık bir konsantrasyon kaybından geldi. Ama son tahlilde tabelaya bakacaksın. Netice Hatice, hep ben söylüyorum bunu. Hani Hatice olarak Samsunspor diyebiliriz ama netice olarak Eyüp bu maçtan karlı çıkan taraf oldu. Hocam bir genel değerlendirme alayım senden. Ondan sonra sohbete devam edelim. Hocam tabii yani avantajı kazanan Eyüpspor oldu. Beraberlikle bir maç fazlalığıyla Samsunspor'la arasındaki puan farkını korudu. Ama yani bu kurulan kadroya bu futbol yakışmıyor. Yani Eyüpspor'dan bahsediyoruz. Yani ligin tabii ara transferleriyle beraber pahalı kadrolarından biri, şöhretli kadrolarından biri bugün oluştu Eyüpspor'da ve ilk iki içinde iddialı olabilecek maçlara çıkıyor. Yukarıda zaman zaman kayıplar oluyor ama bu fırsatları hiçbir zaman değerlendiremeyen bir Eyüpspor gördük. Hocam ben Eyüpspor'un ne futbolu oynadığını anlayamadım. Bir kere ben buradan Hamza Hoca'yı takım tertibi kurarken adalete davet ediyorum. Yani bugün baktığınız zaman sen Oğulcan'dan kanat oyuncusu yaratmaya çalışıyorsun. Umut Bulut merkezde başlıyor ve merkezde başladıktan sonra 15. dakikadan sonra kanata geçiyor ve oyuncu değişikliklerinde de kanat oynayabilecek Padipa ve Cenk Ahmet'ten yararlanmıyoruz. Hocam bugün farkı belirleyen Fofana Kıyamba ve Oğulcan Getson Rodriguez farkıydı bana göre. Oğulcan da Getson Rodriguez arkaya koşularla, deparlarla rakip geçebilen oyuncular. Ama bugün Kıvan Bey'le Fofana'ya baktığınız zaman, ayağına top verdiğin zaman bir, iki, hatta yeri geldiği zaman üç adam eksiltebilen, kanatlara inebilen
ve etkili olabilen oyuncular. İşte sen böyle kanat oyuncusuz oynadığın zaman yani bir kaos futbolu doğdu. Ben inan bugün Eyüpspor'un yani zaman zaman baktım Timur merkezde, Tihil merkezde, yani forvetin merkezinde, Umut Bulut gol sahalarının önemli oyuncusu, bugün gol krallığında 3. sırada ama rakip bekleri kovalamaktan gol sahalarına girmeyi unuttu. Hocam bu futbolu değiştirmesi gerekiyor Eyüpspor. Yani bugün Samsunspor'a yazık oldu. Doğruyu söylememiz lazım. Gerçekten olağanüstü bir mücadele verdiler. Nereyi eleştirebiliriz? Oyun içerisinde teknik olarak söylüyorum. Yani takımı sahanın dışında eleştirecek çok şey var Samsunspor'u. Ama sahanın içinde teknik olarak ilk önce ona geçtiğimiz zaman belki 2-1'den sonra bir aşırı kapanma oldu. Yani kendi alanında, şimdi kendi alanında beklediğin zaman mutlaka bir hata oluyor. Karambol topundan işte yani orada tesadüfi bir gol diyorum ben. Senin dediğin gibi tesadüfi bir golle kötü vurulan bir top. Padipa yani kaleye bile gitmeyen topu, Alaaddin doğru duruş yapamadığı için. Hocam işte biz hep söylüyoruz rakip alana doğru duruş yapman lazım. Kendi alanına doğru duruş yaptığın zaman top sana değdiği zaman gol olur. O açıdan Alaaddin'in bir duruş zaafından, ki Alaaddin, Soner, Sheldon, Osman yani bugün savunma görevi olarak gerçekten çok başarılı oldular. Öyle çok göklere koyduğumuz Gerson Rodriguez'in maç boyunca ayağına top değmedi. Sheldon çok iyiydi. Samsunspor'dan Sheldon çok iyi marketti onu. Hocam bu ligde fark yaratır, bu ligin en iyi oyuncusu dediğimiz Rodriguez maç boyunca sahada yoktu ve sakatlandı. En az 2-3 hafta zaten geçen hafta bir sakatlığı vardı. Hocam onun yani hocam yani bu teknik direktörlük bu nüanslarda gizli. Oyuncunu koruyacaksın. Korumasını bileceksin. Değerli oyuncuyu koruyacaksın. Ve de oyuncuyu koruyamayınca işte önündeki maçlardan da faydalanmama pozisyonu, durumu oluştu bana göre. Çünkü sakat sakat devam etti. Son 10 dakika sakat devam ettiği halde oyuncu değişikliği bitmişti. Ona rağmen depar atmaya çalıştı ve bir haftalık sakatlık 3 haftaya çıktı. Bunlar futbolda önemli şeyler. Ben bugün Eyüpspor'u yani sahada iyi oyuncusu var diyeceğim, oyuncu yok. Bir ara oyuncu değişikliği yapıldı mesela. Bülent sakatlandı, Taşkın. 39'da Oğulcan değişikliği doğruydu yalnız. Doğruydu yalnız. Hem ilk golü yedirdi hem de sahada yoktu. Ama orada Oğulcan çıktığı zaman girecek oyuncu Taşkın değildi. Ya Cenk Ahmet. Padipa'yı sokardım ben. Ya Cenk Ahmet'ti ya Padipa'ydı. Tabii Yalçın'dan sol bek yaratmaya çalıştı. Yalçın'dan sol bek yaratmaya çalıştığın zaman kanat atakları zaten iflas etti bana göre. İşte Eyüpspor'da da nasıl Samsunspor'da kadro planlamasından bahsediyoruz. Eyüpspor'da da bir kadro planlaması zaafı var. Hocam yani baktığın zaman Samsunspor takımı ile Eyüpspor takımı bazı konularda birbirine örtüşüyor. Yani Eyüpspor'un orta sahada bir yoğunluğu var oyuncu olarak, oyuncu sayısı olarak. Fakat savunmanın solunda oyuncusu yok. Sağında Popov'u yedekliyor. Hadi bazen orada Mikail oynayabiliyor, Taşkın oynayabiliyor. Forvet'in merkezinde Umut Bulut'u yedekleyecek oyuncun yok. Hatta zaman zaman belki daha ondan daha iyi oyuncuya bile sahip olması gerektiğini de düşünüyorum ben. Bugün Tihil'i bile işte dedim ya merkezde gördük. Santifor merkezinde Umut Bulut da oyundan çıktıktan sonra. Ama işte bu planlamayı da doğru yapamayınca bu kadroda zorlanıyor. Yani bugün 8 puan öne geçti Eyüpspor Samsunspor'dan ama ben yani bir Eyüpspor taraftarı olarak hala tedirginim. Yani bu iki takım bu futbollarını oynarsa Samsunspor bize yetişebilir. Çünkü yani biz hiç ümit var futbol oynamıyor Eyüpspor takımı. Hocam Samsunspor işte şey olsa yetişir de. Hani ben diyeceğim ki bu Eyüpspor'da çok bunlarda da bir şey yok. Hatta Erzurumspor'da da hani çok aham şaham top oynadığını söyleyemem ben Erzurumspor'un da. Yani puan kaybedebilme potansiyeli var. İkisinin de var. Eyüp de puan kaybeder. Erzurum'da kaybeder bu şeyde, ligde diyorsun ama. Ama Samsun kazanır mı? Ama Samsun'da hani
bu takım bu kadro derinliğiyle bu işi yapabilir mi? İşte maç trafiğini görüyorsun. Şimdi eğer bugün kazanmış olsaydı Samsun, o enerjiyle belki Adana'yı deplasmanda yenebilir. Bugün sahi hocam baktığın zaman oyuna girecek oyuncu sıkıntısı yaşadı mesela. Altınordu'nun durumu da belli. Samsun Spor yani yedekten ilk değişikliğini 89. dakikada yaptı. Yani bu maç o maç değil. Bu maç final niteliğinde bir maç Samsun Spor açısından. Burada sen teknik direktörün eline alternatif bir kadro koyacaksın ki teknik direktör maharetini gösterecek. Şimdi kim var Samsun Spor'un yedek kulübesine bakıyorum. Ben hani 89'da da kimi soktu oyuna? Ensar'la Polat'ı soktu. Polat zaten altyapıdan yeni yetişen bir filiz. Ensar da Samsun Spor'da daha 90 dakikası bildiğim kadarıyla yok. Yani. O da neden genç bir oyuncu. Şimdi yedek kulübesini bak sayalım. Ali Ülgen 21 yaşında galiba. Hüseyin Öztürk sol bek, o da öyle. Çok genç. Yunus Emre 18 yaşında. Tolcay Allah kabul etsin topçu diye gelmiş ama bana göre değil. Bah o da çok genç. Daha doğru düzgün bir profesyonel maçı yok. Ensar oynadı. Polat oynadı. Yaşları çok genç. Aykut zaten kaleci. Melih sakatlıktan çıktı. Burada bir belki Tayo oynar mıydı? O neden oynamadı diye eleştirebilirsin. O da muhtemelen yönetim tarafından üstü çizildi. Ben öyle tahmin ediyorum. Hocam, oynamadığına yani göre. Ben de onu kabul etmiyorum yalnız. Sen şimdi Tallo'yu bundan sonra takımda düşünmeyebilirsin ama sen o oyuncunun parasını ödemişsin. Sen o oyuncunun parasını ödediysen bu tür maçlarda da teknik direktörün kullanma isteği varsa ona müdahale etmemekte fayda var bana göre. Sen sezon sonuna kadar... Cihan'ın yerine ben hiç değilse son 15-20 dakikada Tayo'yu sokardım oyuna. Ya en azından 2-2 olduktan sonra. Çünkü Eyüp Spor sakatlıklardan dolayı zaten maça 10 kişi devam ediyor. Orada son uzatmalarda bir kırmızı kart gördü Cenk Ahmet. Ondan sonra takım bir kişi daha ve ondan sonra da yani bugün Samsun Spor yeterli derecede pozisyona da girdi hocam. Bunu da söylemek lazım yani. Bir şans yoktu biraz. Yani son vuruş biraz son vuruş zaafı vardı. Biraz da doğru adamı bulmakta zorlandı sanki oyuncular. Yani burada kaleye topu en iyi şekilde gönderebilecek adamı da bulmak önemli. Yani doğru adama pas vermek. Golü Tomane bir santrafor değil. Bir pivot santrafor değil. Bunu biliyoruz. Tomane ama futbol bilgisi yüksek bir oyuncu. Son vuruş tekniği de iyi. Tomane genelde kanatlardan gelen ortalarda topa sahip olmak yerine direklerine doğru rakip savunmayı sürüklemeye çalışıyor. Arkadan gelen birisi vursun topa diye bekliyor ama arkadan gelip de kimse vurmuyor işte. Sorun orada. Hocam bir de erken protestolar başlıyor. Bir de yani golü yedikten sonra hemen maçın ilk yarısında bir iki ben protesto sesi de duydum. Biraz da sabırlı olmakta fayda var. Yani maç sonunu bekliyor. Maç bitti, protestonu edebilirsin. Taraftarın en tabii hakkıdır. Ama maçın içerisinde oyuncu yani oyuna konsantre olmuş, hata da yapabilir, futbol hatalar oyunu. Yani ben burada popülizm yaparak konuşmuyorum. Yani ben futbol oynadığım için konuşuyorum. Bu böyledir. Oyuncu kabiliyetini taraftar desteğiyle daha üstün seviyede gösterir hocam. Gerçekten bu böyle. Yani taraftardan destek aldığın zaman yapabildiğin hareketleri daha rahatlıkla yapabiliyorsun. Ama protestoyu yediğin zaman bildiğini de unutuyorsun. Bu bir gerçek. Bir de kendi taraftarından protesto yiyorsun. Yani bugün bence Samsun Spor'un protesto edilecek hiçbir yanı yoktu. Yani. Protesto edeceksen hocam kurulan kadroyu yani alternatifsiz kadroyu protesto et. Bana göre. Ya devre arasında doğru birkaç takviye yapılabilseydi biraz daha farklı şeyler konuşuyor olurduk. Yani bugünkü kadroya bakıyorum. Bateo evet iyiydi devre arasındaki transferlerden. Kayamba da yani biraz işte hani. Hocam ben beğendim. Kayamba'yı da beğendim. Fofana'yı da beğendim. Adam eksiltiyorlar. Savicevic bugün iyi futbol oynadı. Orada gol sahasına çoğaldı. Onun tekrarını da yaptı bir iki kere. Doğru pası arkadaşları atamadı. Da devre arasında gelen oyunculardan ben söz ediyorum hocam. Fofana'yla Savicevic geçen sezondan kalma zaten. Ya mutlaka ben takımın genelinden bahsediyorum. Mesela bugün Sheldon iyi top oynadı. Osman, Yunus Emre kadroda var mıydı bugün? Vardı ama oynatmadı.
İşte yorulduğu zaman Yunus'u Sheldon'ın yanına alıp Osman'ı ön tarafa, Cihan'ı çıkartabilir. Hoca da yani biraz tutukluk yaptı bana göre. Fuat Hoca da bana... Hoca bence yönetime bir mesaj vermeye çalıştı. Kendine hocam, yanlış. Hocam bu maç mesaj verilecek maç değil hocam. Bu maç kazanma maçı. Mesaj vereceksen evet. Toplantı istersin. 22.45'te buluşalım, bir sahura kadar bir konuşalım dersin. Dertlerini anlatırsın. Bu maç yani bu birilerine mesaj verilecek maç değil. Bu maç kazanılıp da en yakın rakibiyle farkı kapatmaya çalışma maçıydı. Ama işte teknik direktörlerimiz işte zaman zaman böyle yollara başvuruyorlar. İşte ne kadar doğru olduğunu işte görüyoruz. Ya ben bugün... Ya hocam, olacak iş değil hocam. 89 dakika sen takımı yoruluncaya kadar Eyüp gibi tempolu ve iddialı bir rakibe karşı artık futbolcular son derece yorulmuş. 89. dakikada yaptığın oyuncu değişiklikleri en sağında Polat. Ya arkadaş tamam bunlar da kötü futbolcudur anlamında söylemiyorum da. Yok ama. Yani niye Tanyo'yu sen sokmuyorsun? Yani hocam orada Yunus, oyun kendini takım yorulduğu zaman Yunus Emre'yi niye sokmadın oyuna? Yani evet hocam oyun kendini belli etti. 75. dakikada adeleler çekmeye başladı. Kramplar girmeye başladı. Çünkü çok baskı yediler, çok mücadele ettiler. Yani ben bugün hiçbir Samsun sporlu oyuncuya mücadele etmedi, iyi koşmadı diyemem. Yani ben gördüğümü söylüyorum. Yani ama sen orada oyuna müdahale et. Yani sen orada biraz topu tutacak bir iki oyuncuyu sahaya atabilseydin, dinamik oyuncuyu, hatta üç oyuncu birden değiştirme. Yani Melih'ten de faydalanabilirdin, Tello'dan da hatta Bağ'ın süratinden de faydalanabilirdin. Bunlar alternatif. Ben tabii onların hafta arası form durumlarında çalışma durumlarını bilmiyorum ama ben kendi kafamda yaptığım planı söylüyorum. Orada da biraz gecikmenin olduğu söylenebilir Fuat Hoca açısından. Hocam yani 2-2 baktığınız zaman Eyüp Spor takımı maç boyunca 7 şut atmış, 20 şut atan bir Samsun Spor'a karşı 8'i isabetli. Gollerde ilk yenilen golde ufak bir hatası da olsa kaleci Çağlar'ın son bölümde kurtardığı 2-3 tane çok net gol pozisyonu var. Jonathan baktığın zaman yenilen golde o da sırtını dönüp müdahale yaptı. Ben her zaman söylüyorum atılan şutlarda sırtını döndüğün zaman yani tesadüfen bir yere çarpar ve kaleciyi zor durumda bırakır. Ama Jonathan 2 dakika sonra yapılan ortada güzel bir gol attı. O da tabii kaleci Nurullah'ın da o 6 pasa düşen topa mutlaka çıkması gerekiyordu. Bugün sadece duran toplarda etkili olan bir Eyüp Spor gördüm ben. Onun dışında işte bir 2-1'den sonra bir bölüm. O da gayet normaldir hocam. 90 dakika uzatmalarla 100 dakikaya yakın bir maç oynanıyor. Oyunun içerisinde zaman zaman futbolda oyunun değişimleri olabilir. Bu gayet doğaldır. Zaman zaman savunma yaparsın, zaman zaman öne çıkarsın, atak yaparsın. Bu tür ikilemlerin olduğu bir maç oldu. Ama Samsun Spor buradan beraberlikle ayrılarak bence işini çok zora soktu. Yani mucizelere bıraktı diyebiliriz. Şimdi şöyle istersen ben hemen şey yapayım. Üç takımın fikstürüne bir göz atalım istersen. Ben onları atalım okumaya hocam. Çalışayım. Eyüp Spor'dan başlayalım. Şimdi Eyüp Spor Perşembe günü Bolu Spor'u misafir ediyor. Benim izlediğim Eyüp Spor Bolu Spor'u yener. Yani. Hocam Bolu Spor'da müthiş bir şey var. Yani Kosongo'nun olmadığı bir Bolu Spor'un hiçbir yerde Balıkesir Spor'u bile yenemez bana göre. Yani Bolu Spor çok düşmüş durumda. Nerede kaldım ben bakayım bir dakika. Ne yaptım ya? Sonra İstanbul bay oluyoruz İstanbul Spor'la oynuyor Eyüp. İstanbul Spor, ben... Tuzla, Kocaeli, Balıkesir. Eyüp'in fikstürü. Daha söyle hocam. Hocam Bolu Spor, Bay, İstanbul Spor, Tuzla, Kocaeli Spor, Balıkesir. Balıkesir'i yener. Bolu'yu da yener. 6 puan yaz. Yani Kocaeli maçı zor tabii. Tuzla'yı da rahatlamış olur Tuzla. Tuzla maçı da beklenen zorlukta geçmez bana göre ama rahatlamış oluruz diyorum. Ben şimdi burada önüme aldığım şeyi 41 puanlı Adana Spor'un bile sıkıntısı var hocam. Çünkü evet. 41 puan 31 maçta Kocaeli Spor'un 30 maçta 36'sı var. Kazandığı zaman 39 yapar. Yani bir maçlık bir fark oluşuyor düşme hattıyla 41 puanla Adana Spor'un. İşte Tuzla'nın da 41 puanı var. Bu 41 puanın üzerine en az 4-5 puan koyması gerekiyor. O maçlara kadar alacağı netice
Tuzla Eyüp maçının da gidişatını belli eder bana göre. Tamam. Erzurum'un fikstürünü de açtım şimdi ben. Erzurum çarşamba günü Tuzla Spor'u misafir ediyor. Sonra İstanbul Spor deplasmanına gidiyor. Sonra Kocaeli Spor'u misafir ediyor. Sonra Gençler Birliği deplasmanına gidiyor. Sonra Keçiören'i misafir ediyor ve Denizli Spor maçıyla bitiriyor. Yani Erzurum Spor'un da maçları çok rahat değil. Dinamit maçlar hocam. Hepsi düşme takımlarıyla oynadığı tek rahat gibi gözüken maç İstanbul Spor maçı. O da yukarıya oynayan bir takım. Yani rahat dediğim, aynen, düşme potasında olmayan bir takıma karşı. Ama ben yalnız Erzurum Spor'da bir toparlanma devresine girdiğini, ilk 11'ini oluşturduğunu, iyi bir oyununun da yavaş yavaş oluşma başladığını gördüm. Bu hafta farklı olarak üçlü bir sisteme dönmüştü Muzaffer Hoca. Üçlü sistemde müsait stoperleri var. Oyunu çok kötü değildi. Oyununda ve kadrosu tamamlanınca alacağı neticelerde bir yükselişe geçebilir Erzurum Spor. Samsun Spor'un da hemen fikstürüne bir göz atalım. Samsun Spor Adana Spor deplasmanına gidiyor Perşembe günü. Sonra Pazartesi günü Altın Ordu'yu misafir edecek. Ondan sonra deplasmanda lider Ankara gücüyle oynayacak. Sonra Bolu Spor deplasmanına gidiyor. Evinde İstanbul Spor'u misafir ediyor ve Tuzla Spor karşılaşmasıyla sezonu tamamlıyor. Hocam hepsi iddialı takımlar. Yalnız lider Ankara gücü demeyelim, şampiyon Ankara gücü diyelim artık hocam. Yavaş yavaş bu telaffuzu da yapmak lazım. Tabii her takımın maçı zor. Bugün baktığınız zaman Eyüp Spor'un önünde 4 tane zorlu maçı var. Balıkesir'i dahil etmezsen, Balıkesir Spor'u dahil et, 5 tane zorlu maçı var. Balıkesir maçı da baktığın zaman bu hafta Balıkesir takımı, yani menemeni Balıkesir'in elinden hakem aldı hocam. Yani biraz sonra belki bir iki söz edebiliriz. Ya verilen bir karar, bakıyorum burada, yani verdiği karar Adana'yı da dahil edersek 10 takımı ilgilendiriyor hocam. Ya biraz dikkatli olmamız lazım. Yani hakem arkadaşlara buradan ben yani bir sistemde, yani 10 takımı ilgilendiriyor. Verdiğin zaman yani o bir puanla Kocaeli Spor 15. sıraya çıkacak. Menemen 16. sırada kalacaktı. Evet. Yani bu çok önemli bir hataydı. Hocam ya, istersen kısaca bir Ankara Gücü Adana Spor maçından da bahsedelim. Hocam ben son olarak Samsun Spor maçında, yani Samsun Spor Eyüp maçında, yani bugün baktığınız zaman Eyüp Spor'un yediği golde, ikinci golde Popov kademeye giremedi. Jonathan'la orada Teddy hatalar üzerine, yani Samsun Spor'u üzerine davet eden hatalarla davet eden bir Eyüp Spor gördük sahada bugün. Eyüp Spor'un mutlaka bu şöhretli kadrosunun, şöhretli diyorum, hepsi birbirinden kariyerli oyuncular, iyi futbol oynamaya ihtiyacı var, oynatılmaya ihtiyacı var bana göre. Hocam onu ben programın başında da söyledim. Hamza Hoca mutlaka formayı adil dağıtmalı. Yani isme göre forma verme. Bak onu da Oğulcan değişikliği. Tamam kardeşim, hiçbir şey oynamıyorsa oyuncu 15. dakikada da çıkar. Ona göre bu tespitleri ilk 11'ini yaparken göstermesi lazım Hamza Hoca'nın. Hamza Hoca'nın imzasını Eyüp camiası, Eyüp taraftarı takım üzerinde bekliyor. Öbür taraftan Samsun içinde son bir iki söz söylersek, yani 5 puan ya 8 puanlık bir fark var bir maç eksiğiyle. Belki son şeyini oynayacak Adana Spor karşısında. Son şansını oynayacak. Adana Spor maçında kaybedilecek puan veya puanlar Samsun Spor'un bu sene ligi bitirdiği anlamına gelir diye düşünüyorum hocam. Evet, matematik bunu söylüyor. Peki hocam, evet, Ankara Gücü Adana Spor'u Cem ikincinin 30. ve Zahit'in 59. dakikada attığı gollerle 2-0 yendi. Fazla da zorlanmadı açıkçası. Ümraniye Spor'un da bay olduğu haftada aldığı galibiyette en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Arkasından kendisini takip eden Bandırma Spor ve İstanbul Spor ikilisiyle arasındaki puan farkını 8'lere 9'lara yükseltti. Son düzlüğe çıkılırken artık Ankara Gücü şampiyonluğunu ilan etmesine artık fazla da bir şey kalmadı hocam. Hocam buradan bu şampiyonluk kaçmaz. Yani bana göre, ben Ümraniye'nin de fikstürüne baktım.
zorlu maçları hep düşme takımlarıyla oynuyor. Ankara Gücü onun önünde oynayacak. 5 maçın 4'ünü Ankara'da oynayacak. Bir Balıkesir deplasmanı var. Yani buradan Ankara Gücü şampiyonluğu kaçırmaz. Sarı lacivert şampiyon Ankara Gücü oldu hocam. Bana göre. Bunu söyle. Ya öyle gözüküyor ve bugün de oynadığı iyi bir futbol vardı gördük. Yani Adana Spor karşısında Cem Ekici'nin merkez tercihi Mustafa Hoca tarafından ve Cem Ekici Ankara Gücü forması altında ilk golünü attı. Burada tabii hocam Samsun Spor'un kanat oyuncularından bahsediyoruz ya. Burada da Geraldo ile Atıf'a da bir paragraf açmak lazım. Gerçekten yani hocam bak kapanan savunma hani kendi birinci bölgesiyle ikinci bölgesi arasında bekleyen savunmaları arkaya atılan zamanlamalı doğru yönlü toplar etkili olamayabiliyorsun. Süratli oyuncuların olsa da. Ama burada kanatlara çekilen dribling kabiliyetine sahip oyuncular var. Ankara gibi Geraldo ve Atıf işte topu onlara verdiğin zaman hem takımı rahatlatıyorlar hem Adana eksik diyorlar. Duran top kazandırıyorlar. Zaman zaman gol alanlarına koşular yapıp orada rakip savunmanın dengesini bozuyorlar. Ve faydalı oluyorlar. Atıf sezon başında sonradan oyuna giren 12. adam rolünde bir oyuncuydu. Ama sezonun gelişen döneminde baktığınız zaman takımın en önemli oyuncularından biri oldu. Tabii Abdullah mesela birinci golde varını yoğunu ortaya koydu hocam. Maçı seyrettiysen birinci golde orta sahada topu iki kere böyle yerde kıvrandı, mücadele etti. Son anda arkadaşına topu uzaklaştırdı. İşte o gayretin ödülünü aldı. O gelişen atak gol oldu. Hocam mücadeleyi bırakmayacaksın. Futbol mücadele oyunu. İşte o mücadeleyi verdi. Arkadaşları da o gelen topu iyi değerlendirip Ankara Gücü'nün birinci golü oldu. Karşılıklı atlaklar oldu. Baktığınız zaman Akın'ın kurtardığı bir iki önemli şut var. Yani zaman zaman gelen Adana Spor ataklarında direkten dönen bir top var. Çiz zorlamaya çalıştı Ankara Gücü savunmasını. Ama ikinci golü yedikten sonra da ben buradan puan çıkartamam hissine kapılan bir Adana Spor'u da gördük gerçekten. Yani insan moral mende çökebiliyor. Yani oluyor yani birinci golde bir umudun oluyor. Süre de kısalıyor. Süre kısaldığı zaman o bölümde yediğin ikinci gol bütün senin kurduğun hayallere bir son verebiliyor. Adana Spor burada not almışım. Hocam 41 puan güvenli puan değil. Yani Adana Spor için şu anda kazandığı 41 puan güvenli puan değil. Ve yani geçen hafta Balıkesir Spor'u bile yenerken zorlanmış bir Adana Spor gördü. O açıdan Adana Spor'un mutlaka şapkasını önüne koyup bu ligde en azından bir veya iki galibiyete ihtiyacı var gibi düşünüyorum ben hocam. Ona göre önünde oynayacağı maçlarda bunu mutlaka düşünecektir. Çok çabuk topu... Hocam özür dilerim. Ben şimdi puan cephesine bakıyorum. İzleyicilerimizi de doğru bilgilendirmek anlamında. Şimdi düşme hattının da 16. sıradaki Kocaeli Spor'un 36 puanı var. Adana ve 30 maçta 36 puanı var. Tabii. Adana 31 maçta 41 puanı var. Bir maç fazlasıyla düşme hattının 5 puanı. Evet onu söyledim ben biraz evvel hocam işte. Yani bir Adana Spor'un yani o tür Tuzla Spor'un öyle bir durumu var. Bakıyorsun 38 puanlı 3 takım. Keçiören, Gençlerbirliği, Altınordu ve bunların da hocam yani birbirleriyle müsabakaları var. Evet. Bu müsabakalardan çıkacak beraberlikler aşağıda kazanan işte Kocaeli Spor'un verdiği gurur mücadelesini görüyoruz. Gerçekten olağanüstü bir futbol oynadılar. Bursa Spor elinden geleni yapmaya çalışıyor. Baktığın zaman onun da moral motivasyonu yüksek aslında kaybetmesine rağmen. Burada moral motivasyonu düşük takımlar bana göre Bolu Spor'la Menemen Spor. Yani bir oyun kişiliklerinde bir düşüşlük görüyorum ben. Bunu Keçiören'de de görüyorum. Son haftalarda. Biraz Gençler Birliği'nde de var hocam. Biraz. Gençler Birliği yani bir hafta evvel yanılttı bizi. İyi bir Keçiören Gücü maçı oynadı. Acaba dedik toparlıyor mu dedik ama Tuzla maçında o da hep söylüyorum fabrika ayarlarına döndü. Hocam baktığınız zaman tabii Ankara Gücü hak edilmiş. Tabii Zahit'in şık golü o da önemli. Yani baktım hocam kadroya şimdi oyuncu değişiklikleri yaptı. Kimler girmiş abi? Kaan girmiş, Atakan girmiş,
Eren derdi yok girmiş. Arayı bir girmiş. Yani giren oyunculara, yani bu kadro derinliği ve Mustafa Hoca da sezon başından beri bir 11 yaptı kendine ve o 11'in üzerine sürekli, yani sakat ve cezaların dışında o 11'le devam etmeye çalışıyor. Bir kadro istikrarı da yakaladı. Hocam bu saydığım kadrodan artı olarak, yani Erdem oynamadı cezalı mesela. Pinto oynamadı sakat. Yani oynamayan oyuncular, baktığınız zaman değerli oyuncular bunlar. Bu da tabii Ankara Gücü'nün ne kadar geniş bir kadroya sahip. Kıvabena geçen hafta kırmızı kart gördü. O da bu ligin önemli oyuncularından biri. Böyle 18-20 kişilik değerli bir kadroyla ve zaman zaman da kötü oynasa, yani kötü oynadığı zaman da netice alabilen bir Ankara Gücü takımı gördük sezon boyunca ligde. Bunun da karşılığını aldı ve 2-0'lık bir Adana galibiyetiyle liderliğini bence perçinledi. Hocam seninle şey yapmıştık, cuma günkü karşılaşmaları konuşmuştuk ama cumartesi günkü karşılaşmalara hiç değinmedik. Ben topu sana bıraksam cumartesi günkü karşılaşmalar hakkında, her bir karşılaşma hakkında birkaç cümle söyleyerek düşüncelerini söylesen bize. Tabii söyleriz hocam. Ankara Gücü cuma günü mesela cumartesi günü Kocaeli Bandırma. Yani haftanın en güzel maçlarından biri. Gerçekten müthiş bir Kocaeli Spor seyrettik. Yani sert, diri, harika bir futbol oynadı bana göre. Tabii burada bunu yaratan da biraz bence Mustafa Gürsel Hoca'nın lüks bir kadroyla sahaya çıkması. Yani onların ideal Lendl, Bulumba ve Mehmet'ten oluşan orta sahasını bozup onların içine top tekniği yüksek, mücadele gücü düşük Kerim'i alıp Beykan'ı sol kanata almasıyla dörtlü bir ön alan yarattı. Maçı kazanma amacıyla tabii yaratılmış bir tertip bu. Ama tabii baktığınız zaman çok güçlü mücadele eden, çok güçlü bir oyun oynayan, Fırat Gül Hoca'ya hoş geldin diyen bir Kocaeli Spor oyuncu topluluğu da gördük. Tabii Fırat Hoca da bugün Samet Ali'yi de kanatlarda tercih ederek merkezde oynayabilen bir oyuncu. Ben Nur eleştirdik 3-4 haftadır. Bu hafta gerçek kimliğini çok iyi top oynadı hocam. Yani baktığınız zaman ben çok beğendim. Evet evet, yani gerçek kimliğine dönmüş bir Ben Nur da gördük. Tabii yenilen birinci golde de oyuna çıkarken yapılan bir pas hatasını Kolovos müthiş bir sol şutla yani alt 90 dediğimiz yere çok güzel vurdu. Yani kalecinin de orada yapacak çok bir şeyi yoktu. Bir kaleci Gökhan da maçın başında bir iki tane çok önemli kurtarış yaptı. Tabii Kenny'nin golüyle öne geçip ikinci yarı belki orada bir hamle yapabilirdi. O devre arasında Mehmetli üçlü orta sahaya dönebilseydi belki oyunu tutabilirdi diye düşünüyorum ben Bandırma Spor'un. Ama Mustafa Hoca ben hücumda daha etkili olur, ikinci golü bulurum yolunu seçti. Ama burada bugün ben sana bir şey söyleyeyim mi hocam? Bugün Kocaeli'nde Fenerbahçe Galatasaray gelse o maçı alamazdı abi. Ben sana söyleyeyim. Taraftar çok etkili. Taraftar. Abi o maçtan ya Fener Galatasaray Beşiktaş o sahadan çıkamazdı abi. Yani öyle hem taraftarın hem de oyuncunun da coşkusu var. Bak bugün mesela seyirci sayısı olarak Samsun'da müthiş bir hayal kırıklığı vardı bana göre. Benim ne bekliyordun hocam? Samsun spor taraftarı inanmıyor yani bu takıma. Ya ama bir futbol şehridir Samsun. Taraftarı da skordan muaf her zaman maça giden bir taraftar. Samsun taraftarı ama yoruldu hocam. Samsun taraftarı yorulmadı. Samsun taraftarı protesto ediyor. Belki de olabilir. Sen işin içerisindesin. Daha iyi yaklaşım da bulunabilirsin. Hak etti. Buraya yazmışım. Hak etti. Helal olsun. Bir ara çok gömüldü. Bandırma Spor da o ara etkili olmaya çalıştı. Ama bu tür şeyler yaşayacak. Bandırma Spor bu maçı kazanabilseydi bence ilk ikinin en iddialı takımlarından biri olabilirdi. Hocam gerçekten yani, çünkü öyle bir kadrosu da var ama işte yaşanıyor. Bugün baktım enteresan bir şey var. Mesela lig sıralamasında ilk 6'nın içinde en çok mağlubiyet alan takım Bandırma Spor. 10 yenilgisi var. Bu fazla. Evet.
17. Öbür takım mesela Ankara Gücü 6 kez yenilmiş. Ümraniye 7 kez yenilmiş. Eyüp'le İstanbulspor Eyüp 6 kez, İstanbulspor 8 kez. Ama Bandırma Spor'un 10 yenilgisi, mesela o 8 kez yenilebilseydi şu anda 56-58 puanlarda bir Bandırma Spor da görebilirdik. Topa da hakim de aslında, yani daha çok topa hakim olan, rakip ceza alanına da daha çok giren bir Bandırma Spor'u da gördük ama o bizim bildiğimiz oyundan biraz uzaktı sanki. Bildiğimiz Bandırma Spor'un oyundan uzaktı. Burada da tabii yani maç bitti. Bir de burada hani Samsunspor seyircisine söyledik ya. Burada Kocaeli Spor taraftarına da bir şey söyleyeyim. Yani kaleci Korcan hatalı bir gol yedi. Gerçekten. Orada protesto başladı hemen. Hocam yani o çocuk da o ya çıkık omuzuyla maçı bitirdi. Puanı yani 3 puanın alınmasında da ikinci yarı gerçi o düzeldi o. Devre arası herhalde bir barış oldu. Hocam yani oyuncular da etten kemikten yapılmış. Tabii hatalar yapılıyor biliyor. Yani tabii Korcan gibi kariyeri olan bir kalecinin o tür hatalar yapması yanlış ama oyun devam ederken baskı yapmamak lazım hocam. Desteklemek lazım. Ben kendim taraftarım. Ben taraftarlığımı öyle yapıyorum. Maç bittikten sonra. Maçtan sonra. Ya maç bittikten sonra istediğin eleştiriyi hakaret olmaksızın tabii. Yani işte istediğin eleştiriyi yapabilirsin. Hocam eşik atladı hocam. Yani o kadar bir de yani farklı artıracak goller de kaçırdı baktığınız zaman Kocaelispor. Bir eşik atladı ve nereye geldi? 36 puan, 30 maçta 36 puan. Mesela bugün hani diyoruz ya 6 maçı 5'ini kazanmış, bir beraberlik almış Altınordu. 31 maçta 38'i var. Yani öyle bir performans göstermiş ama hala diken üstünde. Evet. Kocaeli Spor öyle bir değerli galibiyet aldı. Onu söyleyelim. Başka tabii Ankara Gücü'nü konuştuk. Öbür hangi maçlarda hocam sen beni uyarırsan. Hocam Altınordu Manisa maçı mesela. Tabii Altınordu Bolu Erzurum var tabii. İstersen Bolu Erzurum'dan başlayalım. Bolu Erzurum maçı biraz daha tabii şey önemli. Hocam hani biraz geç kalmadın mı diye bir şarkı var. Ben Bolu Spor taraftarını görünce şaşırdım. Hayır sorma. Ya ilk defa böyle yoğun bir kalabalık ve baskı yapmaya çalışan bir taraftar gördüm. Bolu Spor adına söylüyorum. Çünkü onlar da işin bilincine varmış. Eyvah demişler hocam. Ne yaptık biz? Biz ne yaptık demişler. Bu takımı çok yalnız bıraktık demişler. Hocam şimdi hala şeyle bir hesaplaşma, teknik direktörle bir hesaplaşma. Ya zaman o zaman değil. Zaman kurtuluş zamanı. Zaman destek zamanı. Sen o desteği evet vereceksin ki alnının akıyla bu takım ligde kalsın. Ki kötü bir kadrosu da yok. Ben beğendiğim bir kadro Bolu. Yani değerli kalecisi, değerli oyuncuları olan bir kadro. Ama 3-4 haftadır müthiş bir düşüş içerisindeler. Durumu farkına varmış bir taraftar. Ama işte yetmedi. Erzurumspor Hasek ve hele Eren'in attığı bir kafa golü var maça geçmeden evvel. Hocam o güzel ortaya, o şiddetle nasıl kafa vurdu ya? Yani Eren Tozlu'yu da ben buradan tebrik ediyorum. Son yıllarda gördüğüm en güzel kafa gollerinden birini attı. Top sert geldi. O şiddetini arttırdı vuruşuyla. Oraya hem kafa sokmak da riskliydi ama işte Eren o böyle karambollerin adamı ve vuruş bilen bir oyuncu. Tabii Hasek'in attığı oyun görüşüyle ilgili bir de gol var. Kalecinin önde olduğunu görüp topu hemen üstünden yuvarladı. İşte ben her zaman ne diyorum bu ekranlarda? Korner atarken dikkatli olacaksın. Duran top kullanırken dikkatli olacaksın. Çünkü arka alanı boşaltıyorsun. Savunma bilmeyen, yerleşim bilmeyen oyuncuları bırakıyorsun arkada. Ve orada bir yanlış adama baskı yapıldı. Bir hızlı oynandı. Bütün alan Erzurumsporlara kaldı. Ve Erzurumspor güzel bir gol attı. Üçlü savunmaya döndü Erzurumspor. Baktım hocam yani önemli Mustafa Akbaş, Gökhan ve Mustafa Uyumlu'yla değişik bir şeyler yapmaya çalıştı. Zamanı mı dersen belki oradaki oyuncuları, gerçi aslında üçlü savunma da değildi. Yani kenar bekleri de ofansif bek değil. Daha çok savunma ağırlığı olan. Beşli savunma gibi oldu.
Yani beşli savunma gibi oldu oyunun içerisinde zaman zaman. İşte ama tuttu. Tuttuğu zaman da doğrudur hocam. Yani baktığın zaman ümit var bir oyun mu? Kadro kalitesi var hocam. Oyuncu kalitesi var Erzurum'da. Yüksek tecrübe var. Bu yüksek tecrübe Erzurum'u bakalım nereye kadar getirecek? Baktık tabii şimdi Erzurumspor bir puan Eyüpspor'un gerisinde ama bir maç eksiği de var. Burada artık yer kapma mücadelesine girecek Erzurumspor Eyüpspor. Çünkü ilk maçı deplasmanda oynamıyor. Mesela Bandırma İstanbul kalırsa mesela şu anda baktığımız zaman eşleşmeleri İstanbulspor Eyüp eşleşiyor. Bandırmaspor Erzurumspor eşleşiyor. Şu an için bahsediyorum. Tabii birinci maçı deplasmanda oynuyorsun, ikinci maçı ki. Bu dört takımın içerisinde kadro kalitesi bir tarafa bırakıyorum. En tecrübeli kadrolar Eyüpspor'la şeyde. Erzurumspor'da. Ama işte hocam o kadroların dinamikliği yok maalesef. Dinamik değil kadrolar. Yani oyun tecrübesi var, futbol tecrübesi var, yaş olarak belirli bir yaşı da var. Ama işte bir dinamiklik katamadığın zaman bu işte başarılı olma. Yani Bandırma takımıyla İstanbulspor'un takımı, İstanbulspor takımı daha diri ve daha canlı ve top tekniği de yüksek. Bir de komple bir takım oyunları var hocam. Bu iki takım daha çok bireysel oynayan takımlar. İşte aradaki bu fark artık birbirleriyle karşılaştığı zaman belli olacak. Bence Boluspor düşmeyi iliklerine kadar hissedecek hocam sezon sonuna kadar. Çünkü o momentumun içine girdi bana göre. Kosongo'nun da bir an önce Boluspor adına yetişmesi gerekiyor. Tabii burada öbür maçta Altın Ordu gene yanıltmaya devam ediyor. Manisa Spor'u 1-0 mağlup etti. Manisa Spor için biz ne demiştik? Bazı takımları yakacak, bazı takımları sevindirecek diye. Geçen hafta Samsun'u yaktı. Bu hafta da Altın Ordu'yu sevindirdi. Bana kızdı Manisalı taraftarlar. Halbuki biz gördüğümüzü söylüyoruz. Biz dedik ki Boluspor'la ve Boluspor'u yendin, Samsun Spor'u yendin. Bu iki takım ligin en formsuz iki takımı. Bunlara karşı aldığın galibiyetler aldatıcı olabilir. Altın Ordu maçı ölçüdür. Altın Ordu'yu da yenersen playoff için konuşalım demiştim. Tabii. Ya bence benim gördüğüm yani camia olarak niyetleri yok sanki. Yani playoff oynama niyetleri yok. Çünkü playoff oynama niyeti olan takımın istikrarı olur. Bugün Altın Ordu'ya karşı golü yedikten sonra maçın 5. dakikasında Şeref Özcan'ın attığı golden sonra işte şeyin oyunu başladı. Altın Ordu'nun oyunu başladı. Ondan sonra zaten Altın Ordu çok iyi kapanıyor. Alanları daraltıyor. Yani gerçi arada bazı pozisyonlara da girdi ama Manisa o havada değil. Yani yenecek havasında değildi bugün. Bunu da Manisa FK takımı için söyleyelim. Baktığımız zaman yine de Altın Ordu henüz kurtulamadı. Yani 6 maç 5 rağmen. Evet 6 maç 5 galibiyet, bir beraberlik ki bunların içinde yani kimler var? Ümraniyeler, Eyüpler puan aldığı maçlardan bahsediyorum. Samsunspor takımı da işte oynadı mı Samsun Altın Ordu? Samsun'la pazartesi günü oynayacak hocam. Ha pazartesi oynayacak. Mesela bu tür maçları da oynayacak bak. Bunları oynamış. Önünde de bu tür zorlu maçlar var. En azından onlara da bir mesaj vermiş oluyor. Bak ben bunlardan puan aldım. Herkesten puan alabilirim. Mesajını da Altın Ordu bu maçlarda verdi. Kurtuluş Savaşı veriyor hocam. Buraya son olarak not geçmişim. Kurtuluş Savaşı veriyor. Manisa FK'da bundan sonra orta sıra takımıdır bana göre. Prestij maçları oynayacak. Balıkesir şey oynadı. Tabii Menemen oynadı. Hocam yani bugün Eren Özyemişçioğlu. Bugün Balıkesir takımının puanını aldı bana göre hocam. Yani 3 puanını aldı bana göre. Yani o son dakikada vermiş olduğu penaltı biraz evvel programın başında da söyledik. 10 takımı ilgilendiren bir penaltı hocam o. Hadi Balıkesir'le oynuyor tamam. Balıkesir'in bir iddiası yok ama adam da belki federasyonda bilmiyorum TFF 1. Lig'de kazanılan puana para veriliyor biliyor mu Süper Lig gibi. Orasını yok. Bilmiyorum. Süper Lig'de nasıl yani kazanılan puana bir miktar para veriliyor. Eğer TFF 1. Lig'de de veriliyorsa yazık günah hocam yani bu takımlara. Özür dilerim. Yani baktığınız zaman Balıkesir takımı çok pozisyona girdi. Rahatlıkla
maçı farka götürecek pozisyonlar yakaladı. Fakat bunları değerlendiremedi. Yani iyi top oynadı. Bak buraya yazmışım. Neler kaçtı neler diye yazmışım. Onları değerlendiremeyince işte şans puanı menemene vurdu bana göre. Altın puan. Sonradan giren tabii Ahmet Sakat penaltıdan attı. Çok rahat bir penaltı attı. İşte o hocam kolay değil yani penaltıdan attı diye küçümsememek lazım. O dakikalarda uzatma dakikaları oynanıyor. O rahatlıkta o tecrübede penaltı atıyorsun. Hiç de kolay bir şey değil. Yani galibiyeti kaçıran takım Balıkesir Spor oldu. Bu puan 36'ya mesela 35'te kalacaktı. Bolu Spor'la aynı puanda kalacaktı hocam. Penaltıdan golü bulamasa. Ama Menemen Spor'u da buradan uyarmak istiyorum. Yani düşme psikolojisine girmişler. Hocam yani erken konuşmayı sevmiyorum ama ben Menemen Spor ve Bolu Spor'u düşmeye en yakın takımlar olarak görüyorum. Bursa Spor bile daha geride olmasına rağmen oyun şeyiyle sanki böyle kurtulmaya niyeti var gibi oynuyor. Bunlarda kurtulmaya niyet de yok. İştahları yok hocam. Bakıyorum oyun iştahları yok. Ama iştahın kaçarsa hocam iştahın kaçtığı zaman yemek yemezsen kendine gelemezsin. Yani. Bu işte bir anda kendini aşağıda bulursun. Aşağıda bulduğun zaman da eğer sen başkasının maçlarına muhtaç olursan iş işten geçer hocam. Vay ki ne vay. Şimdi bak riskli takımlardan bir tanesi de Gençler Birliği. Yani tabii. Çok istihsiz ve iştahsız top oynuyorlar. Yani mesela Altınordu'dur, Denizli'dir, Kocaeli'dir, Bursa'dır. Bu takımların tamam bunlar da risk altında ama iştahlı top oynuyorlar. İstekli oynuyorlar. Son haftalarda Keçiören, Gençler Birliği, işte Menemen, Bolu bu takımlarda müthiş bir şey var. Böyle vurdum duymazlık var hocam. Vurdum duymazlık var. Hakemi zorlamıyorlar, rakibi zorlamıyorlar. İstemiyorlar sanki. Yani nereye koşuyor bu takımlar o zaman? Onu sormak lazım. Yani nereye koşarsan, alta doğru koşarsan altta kalırsın. Ligin altına yerleştiği zaman ben onu dedim ya biraz evvel. Başkasının eline bakarsan yandın abi. O açıdan Menemen Spor, Cenk Hoca bu takımı mutlaka bir an önce toparlaması gerekiyor. Tabii burada Balıkesir Spor camiası içinde gerçekten ben bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Acizane. Tabii onlar kendileri bilirler. Durum yani bu sene ikinci lige düştüler. Ben olsam Giray Hoca ile devam ederim. Giray Hoca'yı takımın başında tutarım. Çünkü o geldikten sonra bambaşka bir yapılanma var. Ama işte onlarda da yabancı oyuncuların durumu ne olacak? Ya bu oyuncuların sözleşmesi devam ediyor ve bir alt ligde oynatamıyorsun. İşte bunlara da bir çare bulmak lazım hocam. Ya bu tür şimdi düşen takımlar 5 oyuncusu, 6 oyuncusu var yabancı. Belirli para ödemesi gerekiyor. Bir alt lige düşüyor. Ya bunları ya bedelsiz serbest bırakacak. Belki bunları para kazanmak için transfer etti. Yani bunlar önemli sorunlar Türk futbolu adına. Evet. O açıdan Giray Hoca ile devam edip onların zaten geçen yıllarda şampiyonluğa oynayan altyapıları vardı. Biliyorum ben Balıkesir Spor'un. Oradan yetişen iyi oyuncuları da var. Onları belki transfer tahtalarını da açtıkları zaman Giray Hoca'ya bu transferleri yapabilecek imkanı, ortamı sağlarlarsa Giray Hoca orada kuracağı kadroyla fark yaratabilir ve Balıkesir Spor'u tekrar eski günlerine döndürebilir diye düşünüyorum ben. Hocam konuşmadığımız maç var mı? Şimdi konuştuk hocam. Diğerlerini zaten cuma akşamı konuşmuştuk. Bütün karşılaşmaları evet, böylece bizden evet, bu kadar diyorsun yani. Hocam yani vaziyet bu. Şeylerin yani eski bir fıkrada vaziyet gel acele gel demiş ya bizim Samsunspor'un durumu bu. Vaziyet gel acele gel durumu var. Yani Samsun taraftarlarının ben sadece skora üzüldüklerini düşünüyorum. Şahsi görüşüm benim. Taraftarı skora da oynanan oyundan dolayı sahadaki 11'e kızmamışlardır. Belki biraz hocaya biraz belki kızmış olabilirler. Belki o da biraz ama en çok yönetime kızıyorlar. Neden? Haklı olarak ya 3-5 tane ya çok şey değil. Yani nokta transferlerle hani sezon başında hatalar yaptım. Devre arasında en azından hani şey bile olsa doğru düzgün 3-4 transfer yapılsa belki 2-2'yi zorlayacak bir kadro. Hadi o 2-2 olmadı. En azından playoff yapabilecek bir kadro. Yazık ettin. Yani yaptığın yatırıma da yazık ediyorsun. Yani ama hocam şimdi, hani,
Hep seninle konuşuyoruz. 8-10 oyuncu alacağını, 4 tane üst düzey oyuncu alacaksın. Evet. O zaman burada bu ligde rahatlıkla yani insan şimdi baktığınız zaman hocam ben bazı takımlara da buradan tavsiyede bulunmak istiyorum. Mesela şimdi Eyüpspor oynadı şey oldu. Samsunspor gibi bir takımla oynadı. Baktığınız zaman kim oynadı şeyle? Boluspor. Bu tür takımlar lig tecrübesi olan takım. Kocaelispor. Yani Kocaelispor takımı bugün çok değerli bir galibiyet aldı. Bandırma Spor karşısında. Bunların nedenleri nedir biliyor musun hocam? Bunlar hocam Süper Lig kariyeri olan takımlar. Bunlarla oynarken yani peşin favori olma imkanın yok. Bunlar çünkü küllerinden doğabilen büyük camialar. Formanın şeyi yarım sıfır ediyor hocam bazen. Hocam ağırlığı var. Bunu kabul etmek lazım hocam. Yani bugün bunlar yani bu saydığın takımların ligde hiçbir iddiası olmasa çıktığın maç gene zordu. Yani Süper Lig havası solumuş bu takımlar hocam. Buradan da bakmak lazım bu takımlarla oynarken. İşte mesela Eyüp normalde baktığın zaman kadro gücü, kadro kalitesi olarak Samsun'u yener diyoruz yani. Yenebilir diyoruz. Ama karşısında öyle bir Samsunspor çıkıyor ki sana top göstermiyor. Bugün Bandırma'nın Kocaelispor'u normalde yenmesi lazım gibi duruyor. Ama öyle bir refleks veriyor ki Kocaelispor takımı sağ yani en önemli ligin en önemli galibiyetlerinden birini alıyor. O açıdan bu tür yani Süper Lig'de uzun yıllar mücadele etmiş takımlara karşı oynarken hem saygı duymak lazım hem de dikkatli olmak lazım. Doğru hocam. Evet doğru söyledin hocam. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Başlatmaları yavaş yavaş ligin sonuna doğru yaklaştıkça belli düğümler de ufak ufak çözülmeye başladı. Bazı düğümler de önümüzdeki iki maçın oynanacağı bir hafta içinde çözülecektir. Biz de hem sizinle hem de değerli yorumcularımızla bu kanaldan izlemeye devam edeceğiz. Son sözlerin var mı hocam? El sallıyorum hocam. Peki. Ben de el sallıyorum hocam. Dost ve kardeş takım Eyüpspor'a Süper Lig'de başarılar. Bizden inşallah. Ağzın bal yesin hocam. Yani yakışır hocam. Ne olacak yani Eyüpspor'da. Tamam, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani. Hadi kendine iyi bak hocam. Sağ ol. Abone. Evet. Sen onu söyle unutma.